biraz yoğun oluyor herhalde. Burada artık hesabı artık 2000'de olan da canlı yayın yapıyor. 50.000'de olan da canlı yayın yapıyor. Tanıdığımız simalar bile, televizyon programcıları bile, tanıdığımız isim şimdi şey yapmayalım, reklamı girer. Onları bile oturuyor akşam saat 10'dan sonra canlı yayın yapıyor. Yani Aman herkes evde kalalım da canlı yayın yapalım. Yeter evde ki şu. kalalım değil mi? Bir şeyler bir Evet. meşgale bulalım. Efendim Evet. hoş geldin Hakan Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hakan Hepinize Boyal. selamlar, sevgiler, sağlıklar bir kez daha. Allah razı olsun. Divan sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Hakan Hoş bulduk. Boyal 10 Ocak 1964 İzmir Ödemiş'te doğmuş. Doğru mu efendim? Düzelt Doğru. lütfen. 1987 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar'dan mezun olmuşsunuz. Tiyatro oyunculuk mezunuyum. Tiyatro Evet. 1988-1993'te Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda orada çalıştınız. 1993'te 2003'te Antalya Devlet Tiyatrosu'nda ve sanatçısı olarak unvanınız var. Doğru mu? Evet. Buraya Doğru kadar şimdi. doğru. Onu bilmiyorduk, Evet. öğrenmiş olduk. Beş 50'ye sene yakın ödül. bir... 50'ye yakın Efendim? ödülünüz var. 50'ye yakın ödülünüz var. Tiyatrodadır o. Bilmiyorum ama 50'ye yakın ödülleriniz var. 30'a yakın sinema, film, yakın eseriniz var. Bunlarda rol aldığınız. Biliyor musunuz? Evet. Saydınız mı? Vallahi saymadım aslında. 31 sene oldu artık. Evet, İşki 30'a adam yakın. olabildik yani. Evet, 30'a yakın kitapta oynadınız. Hanım Çiftliği'nde enteresan bir kişilikle oynadınız. Herkesin Evet. sinir küplerine Derder yönettiniz. Kurtlar Vadisi'nde Reşit. milliyetçi vatansever karşımızda bir kara gördük. Ve en sonunda Evet. Mahmut Paşa payitaht. Evet. Böyle bir giriş yapmak istedim. Bilmiyorum yani. Konu kaldınız. Sağ olunuz, var olunuz. Estağfurullah, ne demek. İkincisi yani zor bir süreçten geçiyor dünyamız. Bir kere biz de kayıplar verdik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Ama şöyle bir düşünürsek bütün dünya olduğunda hep beraber yaşıyoruz. Aynen. Allah devlete zeval vermesin yani. O Amin. gerçekten karşımıza çıkan bir sonuç oldu yani. Ben Amin. açık söyleyeyim. Ben bu kadar hazırlıklı olduğumuzu sağlık konusunda bilememiştim yani. Meğer gayet hazırlıklıymışız. Gene tabii yara alacağız. Ölen bir can bile bizim canımız ama diğer ülkelerle kıyaslayınca çok başarılı bir şekilde bu süreci atlattığımızı düşünüyorum. İş ki biraz bize de bir küçük vaziyet düşüyor. Biraz evde kalıp bir iki hafta kendi kendimizi oyalarsak canlı yayınlar şunlar badireyi 2-3 sene içinde atlatacağız inşallah. İnşallah. Gelelim işin sağlık kısmını böyle kapatıp sanat sepet kısmına. Sana sepet kısmı Evet. Şimdi çok dizilerde oynadık biz. Tabii ilk Asmalı Konak'la başladık. 31 sene oldu benim meslekte. Ama şöyle bir dönüp baktığım zaman gerçekten hem tiyatroda olsun, hem yönetmenlik olarak, hem tiyatro oyunculuğu olarak, hem de dizilerde, televizyon ve film sektöründe bir kere Allah'ımıza bin şükür olsun hiçbir rolü elimize yüzümüze bulaştırmadık yani. Öyle görünüyor. 31 sene sonra arkaya dönüp baktığımız zaman elimize yüzümüze bulaştırdığımız bir iş olmamış. Bütün rolleri çok severek oynadık. Asmalı Konak, Hanımın Çiftliği, Hırsız Polis, Say önemli bir diziydi. Evet. Orada da hep böyle önemli dizilerde yani ikinci, üçüncü rolleri oynamışım. Bu da benim için bana verilmiş bir ödül aslında mesleki hayatımda.
Bundan da çok gurur duydum. Şimdi bütün roller evladım gibi benim. Bütün rolleri evladım olarak kabul ediyorum. Ama kara abiler. O başka bir şey yani. Kara, hepsi... kara başka bir şey. Kara başka evet, bir şey. O abileri. Çünkü Kurtlar Vadisi dünyada çok etkili bir dizi oldu. Ve karada çok meşhur oldu. Hala mesajlar geliyor bana işte Çat'tan, Arap ülkelerinden, Türkiye Cumhuriyetlerinden, Arjantin'den bile. Bizim telefonumuz karanın müziğiyle çalıyor falan diye mesajlar alıyoruz. Hoşuma gidiyor. Tabii bunlar kadar etkili olan bir başka dizide Payitaht Abdülhamit oldu. Ama tabii Payitaht Abdülhamit'in biraz sıkıntısı şeyden dolayı oldu. Bir sürü Arap hükümetleri bizim biraz yayınlanmamıza izin vermediler. Halk biraz aşağıdan böyle YouTube'dan falan seyredebildi yani. Öyle Kurtlar Vadisi'ndeki gibi diğer devletlere satamadık pek bu diziyi yani. Öyle bir sıkıntısı oldu ama çok başarılı bir prodüksiyon oldu. Ekibiyle, sizlerin de yoğun katkılarıyla, senaristlerimizin yazmasıyla ve çok iyi bir es filmin dekoruyla, kostümüyle projelerden çok mutluydum. Hepsinden de sorumluluk duyuyorum yani, öyle söyleyeyim. En çok beğendiğiniz, yani hepsini en çok böyle sizde etki bırakan kara mı diyelim, yoksa Payitaht'taki Mahmut Paşa mı? Kara çok, dedim ya, kara abileridir. Kara benim için çok önemli bir roldür. Biraz bana dünya görüşü olarak da daha yakın bir roldür. Ama oynadığım en zor rol Mahmut Paşa'ydı. Mahmut Paşa gerçekten çok zor bir rol. Evet. Yani bakınız, sadece kendim için söylemiyorum. Payitaht çok zor bir dizi. Şimdi seyrederken çok basit gelebilir insanlara. 2 saatte çekmiyoruz biz o diziyi. O dizinin çok uzun süreli. Tabii. Kaç defa sizin geldi de biliyorsunuz. Evet. Sizin de katkılarınızla ve senaristlerimizin ve Es filmin ve TRT'deki bir sürü insanın katkılarıyla çok uzun bir kere hazırlık dönemi var o dizinin. Sonra dekor ve kostümde inandırıcı olamazsanız dönem dizisi çektiğiniz zaman büyük bir fiyaskoyla karşılaşırsınız. Çok şükür ki bizim dizinin dekor ve kostümleri birebirdir. Yani çok başarılıdır. Dolayısıyla inandırıcılık oranı çok yükseldi. Sonra bizim çocuklar, senarist kardeşlerimiz bu işi çok iyi yazdılar. Şimdi seyredenlere basit gelebilir ama tarih normal dizi yazmak daha kolaydır. Çünkü aklınıza gelen her hikayeyi yazabilirsiniz o dizide. Yani Aşk-ı Memnu'da, tabii Aşk-ı Memnu'da aklınıza ne geliyorsa yazabilirsiniz. Ama Payitaht'ta yazamazsınız. Çünkü bu bir dizidir, bu bir belgesel değildir. Ama gene de kökleri tarihten alan bir dizi olduğu için aklınıza her geleni yazamazsınız. Şimdi böyle zor yazılan, böyle zor çekilen bir dizinin oyunculuğu da aslında öbür dizilere göre daha titizlik. Sallaya sallaya günümüzde yürüyor gibi yürüyemezsiniz. Bacak bacak üstüne atamazsınız. Tabii. Kaç defa şimdi günümüzün ben alışkanlığı. Ben kaç kere uyardım biliyorsunuz değil mi? Daha ilk başlarda ama. Sizleri yani... değil. Bakın Bülent Bey, Bahadır Bey ve siz hiçbir zaman bir şeyim olmamıştı. Ama ilk başlarda hep bizim kızlarımızı diyeyim yani kardeşlerimizi, oradaki hanımların yüksek sesle kendi aralarında konuşmaları ilk 5. 6. bölümlerde hep tembih ettim. Olmaz, saraydasınız ve bu şekilde sultanlar birbirine hitap etmez. Sırtını dönüp, yani bunları biz açtık Allah'a şükür yani. Sizin sol elle yemek yiyemezsin, ayak üstüne atamazsın gibi bir sürü o dönemin hal ve tavırları var. Şimdi biz günümüzde yaşadığımız için dalıveriyor insan yani. Günde biz 14-15 saat çalışıyoruz. O 14-15 saat üstünde çekimde bir anda bir ne bileyim bir öyle de oturuyorsunuz ki o döneme uymuyor. Çekim baştan alınıyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Hem hazırlığıyla, hem dekoru, hem kostümüyle, hem senaryosuyla, hem de oyunculuğuyla ve yönetimiyle Payitaht Abdülhamit ciddi bir iştir ve zor bir iştir.
keşke daha da başarılısını yapabilseydik. Ama gene de bu projenin olabildiğince başarılı olduğunu düşünüyorum. Ki Allah sevenlerimizi eksik etmesin. 4 yıllık böyle bir dizinin 4 yıl oynayabilmesi de zaten bunun göstergesi. Demek ki bir şeyleri de başarabilmişiz. Başardık Allah'ın izniyle ve TRT'nin bugüne kadar çekmiş olduğu en güzel dizilerden biri. Tabii arkasındaki yapım şirketi Es Yapım olarak Allah razı olsun. Ve arkasındaki güçlü kadro sizler ve işin içerisinde bir tuzumuz var yani sadece. Tabii hepimizin bir tuzu var, yemek oldu. Şimdi Hakan Bey, ezber çok zor. Bir gün ben sete gelirken bir baktım Hakan Bey nerede? Sete gelirken nedense böyle bütün oradaki arkadaşlar hepsini seviyorum ama sizin ayrı bir şeyiniz var bende. Yani samimiyetliğiniz böyle. Hakan Bey nerede? Hakan Bey nerede? Dedim oradaki görevli kapıdaki görevli dedi ki Hakan Bey dedi biraz dedi turluyor. Ne turluyor dedim. Bisikletle dedi turluyor dedi. Allah Allah. Ben setteyim. Setten sağa sola bakıyorum. Acaba dedim senaryonun içerisinde bisiklet falan yok. O eski. Daha bisiklete gelmedik. Dedim ne bisikleti dedim ya yanlışınız olmasın. Abi dedi o bir kağıt koyuyor önünde. Buralarda findir dolanıyor dedi. Allah Allah dedim. Sonra ben bekledim. Tam o anda siz geldiniz bisiklette ve önünüzde senaryo ve senaryonun yanında çok enteresan bir ezber şeyiniz var. Bende de bu var. Mesela ben not alıyorum. Mesela yanında bir tane çizgi ve bir tane görsel olarak bir baktım siz orada ezber yaparken hafif böyle resimler çiziyorsunuz. O ezber yanında böyle resimler gördüm. Bunu bir anlatır mısınız? Seyircilerimiz belki ilk defa, belki siz daha önce çıktığınız programlarda anlatmanız ama ben birebir yakaladığım için bunu... Bizim oyuncuların her birimizin aslında dünyada hepimizin bir algı biçimi var. Mesela kimileri dünyayı işitsel olarak algılıyor. Mesela ilkokulda bunu konuşan bir öğretmen verdikleri zaman başarı şansı artıyor. Veya bazılarımız dünyayı tensel algı olarak algılıyoruz. Bu çocukları yuvarlak masada oturtunca daha algılara, başarıları artmış. Bazılarımız da dünyayı görsel olarak algılıyoruz. Ben onda bu tür öğrencilerin başarılarının yükseldiği ortaya çıkmış. Ben de mesela ne kadar ne yaparsam yapayım ezberde, o ezberi kağıda önce küçük küçük karikatürler gibi çiziyorum. Sonra o teksti bir kenara bırakıyorum. O kağıdı alıyorum. Sadece çizgiler var aslında orada. Ama o tekste ne yazıyorsa birebir aynısını. Hem bir anlamda spor olmuş oluyor bana, hem de o bana bir konsantre sağlıyor ve bir süre sonra ezberlemiş oluyorum. Ama her oyuncunun değişiktir. Mesela Allah rahmet eylesin Baykal Saran abimiz, küçük bir el teybi vardı onun. O bütün teksti o el teybine okurdu. Sonra ara ara hep dinlerdi onu. Çünkü onda işitsel algı vardı. O teyipten dinleyince ezber yapardı. Mesela şimdi bizim payitahttaki Bülent de çizmiyor ama mutlaka tekste bakar yani. Arada böyle teksti çıkarır, sayfasını açar bir görür. Ona okusanız da ezberleyemez. İlla bir görecek o sayfayı. Görsel algı. Veya bazılarımız mutlaka yazar. Tekstekini alır, sayfaya el yazısıyla yazar, yazınca ezberler gibi. Benim de hep hayatım boyunca gittiğim her sette mutlaka bir bisikletim oldu. Ve mutlaka o bisikletle hem turladım hem de o çizdiğim karikatürleri önüme koydum. Ve turlarken ezberimi yaptım. Yayıldı. Senaristlerimiz oradan Mahmut Paşa'ya bir velospit hikayesi yazdı. İkinci ya da üçüncü sezonda. Evet. O velospit hikayesi de çok tuttu. Tabii. Geçtiğimiz sezonda. Evet. O velospit de çok tuttu. Bunun adı velospit. Nereye istersen oraya git diye bir de slogan bulmuştuk. O çok tutmuştu. Belki ona da vesile oldu. Benim bisiklete binişim. Yani ben
çok şaşırdım. Oradaki görevli turluyor. Turluyor, yani ezber yapıyor. Ben dedim Allah Allah, turluyor. Ne demek turluyor? Şimdi Hakan Bey, burada aslında sana o kadar çok soru geldi ki bugün. O kadar çok soru geldi ki, fakat ortak bir soru var. Bunu sizden duymak istiyorlar. Hakan Bey, Mahmut Paşa'nın kimliğini tanıyor mu, biliyor mu? Oynadığı Mahmut Paşa hakkını görüyor mu? Evet. Yani bir kere Allah rahmet eylesin öncelikle. diye alıyoruz ama buyurun siz kadar konuşabilirsiniz. Çalışıyoruz. Ama ne kadar çalışırsak çalışalım, sizler gibi, danışmanlarımız gibi ya da senaristlerimiz gibi işin derinlemesine çalışkanlığını yapmadığımız için işin başında sizlerden faydalanıyoruz. Onun için dizilerde danışmanlar var, senaristler var ve biz oyuncular araştırma yapsak da gene de çok ince araştırmalarda danışmak ihtiyacı duyuyoruz. Şimdi ben ilk çalışmama başladığım zaman Mahmut Paşa konusunda, Mahmut Paşa'nın katıksız bir Jön Türk olduğunu düşünmüştüm ve bir vatan haini olduğunu düşünmüştüm. Çünkü yaptığım YouTube'daki araştırmalarda öyle çıkmıştı. Fakat biraz daha derinlemesini araştırınca Mahmut Paşa karakterinin aslında bir muhalif olarak hayatına başladığını, fakat o muhalif hayatından sonra gerçekten devlet için yol aldıklarını görüyoruz. Bu tarihte de böyle, bizim dizimizde de böyle oldu. Fakat daha sonra tarihçiler ikiye ayrılıyor. Bir kısmı Mahmut Paşa'nın bir yurt dışına kaçarak Jön Türklerin onursal başkanı olduğunu ve muhalif yapısına büründüğünü söylüyorlar. Bir kısmı Jön Türklerin onursal başkanı olduğunu ama aslında Abdülhamit'in Avrupa hafiyesi olduğunu söylüyorlar. Tarihçiler burada ikiye ayrılmış durumda. Bizim senaristlerimiz bunu nasıl işleyecekler daha ben de bilmiyorum. Ama neden böyle söylüyor tarihçiler diye araştırdığımız zaman, doğrudur. Mahmut Paşa bir suikastle suçlanıyor. O da bir tertip olabilir. Daha sonra suikastla hiç alakası olmadığı anlaşılıyor Mahmut Paşa'nın. Ama Mahmut Paşa buna çok güceniyor ve yurt dışına çıkıyor. Yurt dışına çıkma diye, yurt dışına çıktıktan sonra Jön Türklerin, ki oğlu Sebahattin Jön Türklerin başı, onursal başkan olarak Jön Türklerin arasında yer alıyor. Ama hiçbir eyleme katılmıyor. Sadece bir iki makalesi var. Lakin hünkârla düzenli aralıklarla mektuplaştığı biliniyor. Fakat bu mektupların içeriği tam bilinmiyor. Şimdi bir hainle Abdülhamit Han'ın bu kadar mektuplaşması garip. İkinci bir şey, Seniha Sultan iki kez Abdülhamit Han'a gidiyor ve yurt dışına kaçan hain Mahmut Paşa'dan boşanmak istediğini söylüyor. O dönemlerde bayanların boş ol deme hakkı var. Seniha Sultan Abdülhamit Han'a iki defa boş ol demek istediğini söylüyor ama Abdülhamit Han gülüyor ve ikisinde de kabul etmiyor. Hayır, evli kalacaksın diyor. Şimdi Mahmut Paşa hain olsa neden boşanmasına izin vermesin ki Seniha Sultan? Cenazesini Eyüp'e defnetmek için istiyor. O dönemler Eyüp'e sadece devlete çok üst düzey hizmet etmişlerin defnedilmesine izin veriliyor. Yani hanedandan olup Eyüp'e defnedilememiş olanlar var. Şimdi bütün bunları yan yana koyup yoğurunca
Tarihçilerin bir kısmı Mahmut Paşa'nın hünkârın Avrupa afiyeti olabileceğini de düşünüyor. Ki biliyorsunuz hünkârın Avrupa'da pek çok afiyesi var. Bu böyle de olabilir. Avrupa afiyesi de olmuş olabilir. Jön Türklere katılıp muhalif de olmuş olabilir. Ben şansımı Avrupa afiyesi olmasından yana kullanırım. Ama dediğim gibi senaristlerimizin nasıl yazacağını daha ben de bilmiyorum. Diyerek bu konuyu bağlayayım. Bir de bir evet. şey daha söylemek istiyorum. O zamanlar Mahmut Celaleddin'le ismi çok revaçta. Her şeyi Mahmut Celaleddin Paşa'ya yüklüyorlar. Ama Mahmut Celaleddin Paşa gibi bir başka Mahmut Celaleddin daha var damat. Biliyorsunuz. Abdülhamit'in evet, bir tane de var. Evet, evet. Kız kardeşinin evet. Ve Mahmut Celaleddin Paşa. O mesela tam bir muhalif. O tam muhalif. Evet. Söyleyerek konuyu evet. kapatayım. Evet. Bir de İttihat Terakkicilerin yani Abdülhamit Han'ın haledilişinde başrol oynayan Mahmut Şevket Paşa var. Mahmut Celaleddin Paşa ile Mahmut Şevket Paşa da çok karıştırılıyor. Mesela o saraydaki baykuş falan diye ses kaydı o Mahmut Şevket'in sesi. Mahmut Şevket Paşa. Evet. Mahmut Şevket. O yüzden biraz muallak bir durum. Evet. Oynaması çok zor çünkü bazen komik, bazen ciddi, hünkâra karşı çok ciddi, kefereye karşı çok oyunbaz, evde çok komik, çok değişik anları bir arada barındıran ve çok hareketli bir karakter olduğu için Mahmut Paşa ve her yerde olduğu için oynaması da emin olunuz çok kolay bir karakter değildi. Yani vallahi yoruldum yani öyle söyleyeyim yani samimiyetimle doğru, söylüyorum. Haklısınız. Çok kolay değil. Şimdi Bir şey daha söyleyeyim ve bitsin. Evet. Bir de Mahmut Paşa karakterinin ritmi ve tavuk yemesi, but yemesi bunlardan dolayı falan çocuklar çok sevdi Mahmut Paşa'yı. Çocuklar bayıldı. Bana gelen mesajlardan bunu çok net görebiliyorum. Dolayısıyla çocukların çok sevdiği bir Mahmut Paşa karakteri de dizimize bir renk kattı. Onu demek istiyorum. Tabii ki. Ben buna baştan söylüyorum. Uğur'la konuşurken ben Uğur'la şunu söyledim. Biz Mahmut Paşa'yı ne yapacağız? Uğur'la konuştum dedim. Mahmut Paşa'nın bir araştıralım dedim. Sonra Uğur'la konuşurken biz dedim ki ya dedim herkes dedi Mahmut Paşa'yı Mahmut Şevki Paşa bu 1908'de gelen eşkıya ordusu diyorum ben ona. Hareket ordusunun başındaydı. Millet onunla karıştırıyor. Biraz daha dedim ki Mahmut Celaleddin aslında hain değil dedim. Birkaç tane tarihçi sizin söylediğiniz gibi aralarında biraz şey var. Yani Sultan Abdülhamid'i çok iyi çalışan tarihçi. Çok iyi çalışan tarihçi diyor ki efendim muhalif gibi göründü. İttihat ve Terakki'nin arasındaki bağlantıyı onun üzerinde Mahmut Paşa'nın üzerinde Sultan Abdülhamid yaptı. Evet. Gidiyor çünkü Osmanlı tebaasını yani Osmanlı devlette iş görmüş ve kaçmış olanlar Sultan Abdülhamid onları defnedilmesi için geri çağırttırmamış. Yani öldüğü hangi memlekette öldüyse orada bırakmış. Ama bilhassa oğlundan yani yeğeninden Prens Sabahattin vefat ettiğinden sultan bir telgraf çekiyormuş. Ve diyor ki bu paşa bizim paşamız hala biz bunu istiyoruz diyor. Şimdi burada tabii ki şayet saraya çalıştıysa ve Sultan Abdülhamid'e çalıştıysa ki ben bu ihtimali ben çok fazla biliyorum yani görüyorum. Çok fazla görüyorum. Neden mesela efendim burada Seniha Sultan boşanmak istiyor. Niye boşandı tabii, yani? Hain bir adamla kız kardeşini niye evli tutuyor? Boşatmıyor. Fakat burada oğlu Sabahattin, Prens Sabahattin diyor ki ben babamı ikinci meşruiyet Sabahattin babasını göndermiyor fakat sultan ısrarla babasını istiyor. Yani Mahmut Paşa'yı defnedilmesini istiyor. İkinci meşrutiyet ilan edildiği ilk 10 günde Sabahattin bir İstanbul'a getirttiriyor.
ikinci Meşrutiyet ilan edildiği zaman Sabahattin'in artık borusu ötüyor. Bundan dolayı bizim de Uğur Bey'le böyle bir sohbetimizde kendisinin de çok ağır bastığı, o da Uğur Bey maşallah tarihi iyi, Osmanlı tarihini biraz da Sultan Abdülhamid'i iyi çalışmış tarihçilerden de Uğur uzun bazı görüşler alıyor. Evet, yani biz oturduk ve dedik ki ya dedi Şehzadem dedi o biz Mahmut Paşa biz gördüğümüz kadarıyla okuduğumuz kadarıyla araştırmamız kadarıyla dedi hain değil. Vallahi dedim var ya o kadar sevindim ki dedim. Ben de böyle diyeceğim ama yani görüş önemli. Yani şimdi bir kişi der öbürü der ki yok efendim çünkü seni dizide yani gerçekten yani bir şeyler bulup tutmak istiyoruz. Yani çünkü gerçekten o kadar güzel oynuyorsun, o kadar güzel oynuyorsun anlatamam. Yani sen, Bahadır Bey, Bülent Bey hepsi öyle ama yani senin orada dizi çok klasik şey bir dizi. Yani böyle biraz ciddi bir dizi. Sen orada biraz insanlara biraz reklam arası veriyorsun biliyor musun? Öyle değil. Evet. Yani evet. Gerçekten. Yani çünkü burada böyle bütün böyle sinir uçlarının üzerinde duruyor. Vay sultana ne yapmışlar? Vay efendim sultana ne yapmışlar? Ne ettiler? Tam o anda Mahmut Paşa çıkıyor. Bir espri patlatıyor. Millet yerlerde. Bir elinde bir tavuk pıtlaya bir yakalanıyor. Millet orada unutuyor. O stresini atıyor. Yani böyle muhteşemsin. Yani gerçekten. Çok teşekkür ediyorum ama yok. Hani bir şey daha söylemeden geçemeyeceğim. Ben ne kadar gönülden ve elime yüzüme bulaştırmadan oynamak çabası içindeysem bütün ekip aynı çaba içinde. İnanın bütün oyuncu arkadaşlarım rollerini müthiş çalışarak oynuyorlar. Yani. Bu da gerçekten böyle. Şimdi öyle bir sahne var ki yönetmen sana şunu yapar mısın dediği zaman sen dört katını üstüne çıkıp kendi işler atıyorsun o anda. Nasıl yakaladım? Evet çok. Elinde de hamsi var bu sefer. Evet. Nasıl yakaladım hamsiyi böyle? Yani müthiş bir şeyler katıyorsun. Yani çünkü biz yönetmenle daha önceki yönetmenlerle de sohbet ettik diyor. Yani elindeki senaryonun dışına çok çıktığın oluyor. Çok çıkmıyorum da şöyle mesela o sahnede şöyle bir şey oldu. O sahnede bir Karadenizli bir ağanın yanına gidiyor ve ağa ona masa donatmış. Bu ne diyor? Hamsi pilavı. Bu ne diyor? Hamsi yemeği evet. diyor. Bu ne diyor? Hamsi kızartması. Bu ne diyor? Hamsili salata diyor. Senaryoda bu yazıyor. Ben aynısını oynuyorum. Bu ne hamsi pilavı? Bu ne hamsili tava? Bu ne hamsi salatası diyor. Ben şunu ekliyorum. Üstüne bir de hamsi kahvesi yaparsın diyorum yani. Eklediğim böyle şeyler yani oluyor. Yani işte çok derken ben o şekilde diyorum. Yani bazıları da tamam biliyorsun ama. Yoksa tabii ana yörünge senaryodur. Onun dışını onu bozamayız yani. Yok ama kendinin tatlığı da çok güzel oluyor. Yani köpürtürüz. Şimdi ben sorarım. Allah aşkına pastırma. Senaryoda pastırma yemenin sana orada yazılı şekli var mı? Yok. Var yok. Yani söylüyor yok. Mu sana yönetmen? Ya şunu şöyle bir al da salla da falan diyor mu? Demiyor. Ama şimdi bunu kim katıyor peki? Sorarım ben sana. Ya şimdi hay Allah. Anılar çok fazla. Ya sürpriz yaparım ben sana. Bak ne güzel beni Allah evet. aşkına ya. Ama şöyle bir şey var. Yani mesela tavuk butu da çok yiyor. Pastırma da çok yiyor Mahmut Paşa. Şimdi bunu yemesi çok keyifli, çok güzel. Ama size bir şey söyleyeyim. Bakın tarihsel, yani biz bunları komiklik olsun diye yapmıyoruz. Aslında tarihsel bir yerden de çıkıyor. Bakın geçen gün televizyonda seyrettim. Osmanlı mutfağı üzerine bir profesör, ders veren bir profesör, hanımefendi. Dedi ki Osmanlı'da en çok tüketilen gıda ne biliyor musunuz? Pastırma. Tabii onlar pastırma derken kuru eti de kastediyorlar. Bizim günümüzde kuru anladığımız anlamda pastırma değil. Kuru et. Ama kuru et, pastırma Osmanlı mutfağında çok tüketilen bir şey. Yani biz orada pastırmayı ön plana çıkarıp Mahmut Paşa pastırma yiyorsa bunun aslında tarihsel bir mutfakta bir gerçekliği de var yani. Başka bir şey yedirmiyoruz mesela. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bunlar çalışılıp hazırlanmış şeyler oluyorlar.
Ama o pastırmayı çift vurgu yutuş tekniği bana ait. İşte ben onu diyorum, sana ait işte. Şimdi evet. Şöyle Sultan Abdülhamid dedemiz, Allah rahmet eylesin. O da pastırmayı sevmiyor. Biliyor musun? Hatta ben bunu dizide işlettirdim. Allah Allah. Oraya. Tabii pastırmayı sevmiyor. Pastırmayı sevmiyor çünkü ağız kokusu yaptığından dolayı, bir vücut kokusu da yaptığı için pastırmayı sevmiyor. Sofrasında da bulunmasından pek hoşnut olmuyor. Hadi bunu anladık da tavuk butunun yemesinin şeyini nasıl, onu da tavuk bana butu, deme yani. Tavuk butunu vallahi çok iyi çalışmışsınız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir gün çekimdeyiz biz. Tavuk butu geldi önüme, iki tane. Ve ben aldım tavuk butunu, yedim. Aynı bu şekilde olanca iştahımla yedim. Sonra bizde çekimi kesemezsiniz. Yani çekimi kestiğiniz zaman o biraz olmaz. Yani profesyonel değildir. Evet, biliyorum. Yönetmen stop diyene kadar, yönetmen stop bitti diyene kadar biz çekime devam ederiz. Sahneyi oynamaya devam ederiz. Orada aldım ben butu, yedim yedim güzel iştahla, yedim yedim afiyetle Mahmut Paşa gibi. Yönetmen stop dedi. Döndüm, bu yemekleri hazırlayan bir arkadaşımız var bizim, Gözde diye. Gözde kızım dedim, bu tavuk pişmemiş dedim. Hakan abi dedi, zaman dardı dedi, biz bu sefer dedi tavuğu pişiremedik, özür dileriz dedi. Kızım ama dedim, nar gibi kızarmıştı dedim. Hakan abi biz onu boyadık dedi. dedim bana, Gözde dedim bana çiğ tavuk mu yedirdiniz? böyle şeyler oluyor yani. Ben bunu ilk defa ben bunu, evet. Ya aynen böyle, hala sette anlatırız, güleriz yani. Sizin diziniz çiğ tavuk yedirdi bana dedim ben. Ama çocuklar mesela bu tavuk yemeği o kadar sevdiler ki, bana gelen fotoğraflara inanamazsınız. Bir sürü küçük kardeşimizden, Allah kaderlerini iyi etsin, hepsinden tavuk ısırırken fotoğraf geliyor Instagram'dan. Çok mutlu oluyorum. Yani tavuk ve pastırma gerçekten evet. Yani bu bizim Baytaht dizisinde unutulmaz iki yemek. Hatta bazı bölümlerde Mahmut Paşa'ya tavuk ve pastırma yedirtmiyorlar. O bölümlerde bana Instagram'dan o kadar çok mesaj veriyor ki, bu ne biçim dizi, niye Mahmut Paşa tavuk butu yemedi, pastırma yemedi? Ya bekliyorlar yani, seyirci bekliyor yani. Allah sevgilerini eksik etmesin seyircimizi. Aynen. Çok çok sıkı takip eden bir seyircimiz var. Evet, gerçekten çok iyi bir seyirci kitlemiz var. Evet. Çok basit bir şeyde hemen yazıyorlar. Bu arada bizi burada sadece seyirci değil, arka planda yaklaşık olarak 3000 tane yani 3000 takipçi sadece Baytaht sevenler ve Baytaht ekibi diye hem Twitter'da hem Instagram'da bu arkadaşlarımız devamlı sosyal medyada Allah rızası için çalışıyorlar. Devamlı. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun Hakan Bey. Böyle bir reklam yapmak istemezdim ama 7 seferdir benim Instagram'ım kapatılıyor. Onu söyleyecektim ben tabii ki. Evet. Onu gündeme getireceğim ben. Evet. Şu anki Instagram'ım Hakan _boya. Yukarıda Instagram'da zaten siz çıkıyor. Buna üye olabilirlerse, üye olmak isterlerse çok memnun olurum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bir Hakan Boya sitesi var. Zannediyoruz o 4000 takipçili falan. Ben 4000 takipçiyi geçemeden spam attırıyor bana ve ben kapatılıyorum. Herkes de onu gerçek Hakan Boya zannediyor. Ve Instagram'a ne kadar şikayet de etsek, ne kadar mavi tik almak için ben başvursam da, kimlikli fotoğraflarımı da göndersem, Instagram bana cevap vermiyor. 3000'i geçer geçmez benim Instagram'ım kapatılıyor 7 kezdir. O yüzden belki biraz bana hemen katılımda bulunurlarsa, 4000'i bir geçersek, o Hakan Boyav'ın sayısını geçersem ben, o sahte Hakan Boyav'ın, belki kapatılmaz bu sefer. Hakan Bey, devamlı şunu yapmanız lazım. Paylaşımlarınız fazla olacak, bir de yorumlarınız fazla olacak. Ben devamlı inşallah ben hatırlatırım benim takipçilerimi. 150 bine yakın benim takipçim var. Yani sana şu bugün %10'u değil de %1'i gelse 1500 yapar. Yeter. Yani o 4500'ü geçmem lazım. Ben de hissediyorum. Burada yaklaşık olarak bugün bizi en az bir 3000-4000 kişi seyredecek. Girdi çıktı.
Herkesten rica ediyorum. Hakan Bey'in sayfasına, Hakan Bey'in Instagram hesabına üye olun. Girin, bütün resimlerine beğeni atın ve orada yorum yapın. Yorum yapmak çok önemli. Ama sakın Hakan Boyava iyi ol. Hakan Boyava sakın iyi olmasınlar. Hakan alt dire boya. Yoksa yukarıda görünüyor. Yukarıda görünüyor Hakan Bey. Tamam. Yukarıda adresiniz görünüyor. Oradan arkadaşlar alıp şey yapabilirler. Yani sayfanıza üye olabilir. Şimdi gelelim Payitaht'a tekrar. Payitaht dizisi, herkes bana diyor ki ya Şehzadem hiç bitirdiniz, son yazmadınız, ne biçim bir sezon finali, yoksa devam etmeyecek misiniz, ne olacak, bir sizden duyayım. Evet, biz bu TRT ve Esfilm bence çok doğru bir şey yaptı ve bu koronavirüs yayılır yayılmaz hemen seti tatil etti. Bence çok doğru bir hareketti. Ama elimizde 4 bölüm stok vardı. O 4 bölüm biz evlerdeyken, çekim yapamazken o 4 bölüm yeni bölüm olarak oynadı. Ama şimdi stoklarımız bitti. Esfilm ve TRT'nin vereceği kararı bekliyoruz. Esfilm ve TRT bizleri riske atmadan en doğru şekilde karar verecektir. Ve biz de ne zaman, onlar ne zaman derse çekime başlayacağız. Benim kalbimden geçen, sorarsanız ben bu dizinin, yani içinde oynadığım için söylemiyorum, ben olsam da olmasam da seneye de devam etmesinin çok daha doğru bir hareket olacağını düşünüyorum. Yani çok açık söyleyeyim. Çünkü bu bir hikaye. Bu bir hikaye ve gelecek sezon bunun artık bir şekilde sonlandırılması lazım. Yoksa bu kadar yürekten takip eden seyircilerimiz de havada kalmış olacak yani. Dolayısıyla TRT'nin ve Esfilm'in gelecek sezonda bunu, gelecek sezonda da çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben olsam da olmasam da sorun değil. Yani bu devam etmeli, bu Payitaht Abdülhamit dizisi. Siz varsınız inşallah. Ben de aynı fikirdeyim. Ben olmayı çok isterim. Ben olmayı çok isterim ama bunun kararını kanal, yapım şirketi ve senaristler verecek. Yani biz gerçekten onların dediğini yapan insanlarız yani. Ben olmayı isterim. Ama onlar derse ki senin görevin buraya kadardı, bizim mesleğimizde bu da var. Saygıyla karşılarız. Yok inşallah varsınız. Ama inşallah oynarım. İnşallah. Efendim Gökhan kardeşimiz sizi tanıyor ve siz onu tanıyormuşsunuz. Selam gönderdi Gökhan. Aleykümselam. Ama Gökhan deyince çok Gökhan var. Hangi Gökhan? Vallahi soyad yazmadı. Gökhan dedi. Altına bir soru yazmadı. Bir görüş iletti. Selamımı iletirsiniz. O beni tanır. Son zamanlarda insanlığımızı unuttuk. Son yıllarda bu hastalık, bu virüs bize insanlığımızı tekrar hatırlattı. Diyaloğumuzu hatırlattı. İnsanları artık en son oturup evde diyor hatır sormaya başladık. Onu ben dile getirdim. Zannediyorum kardeşimiz oradan söylemek istiyor. Evet, bir canlı yayın yaptığında, yani şöyle düşünüyorum ben açıkçası. Hani çok kısaca. Şimdi bizim inancımıza göre biliyorsunuz her şerde bir hayır vardır yani. Bunu bilemeyiz. Aynen. Bazen bizim şer diye kabul ettiğimiz şeyler büyük hayırlar getirir. Şimdi baktığım zaman ben biraz düşününce şöyle bir şey hissettim. Bu virüs çok can aldı dünyada. Dünyayı da çok sarstı. Doğrudur. Acımız büyük, doğru. Ama virüsten bir öncesini hatırlayın. Ülkeler birbirleriyle savaş halinde. Neredeyse bir 3. Dünya Savaşı çıkacaktı yani. Ramak kalmıştı. Belki de bu küçücük virüs onu önledi. Bilemeyiz yani. Bir 3. Dünya Savaşı çıksa, nükleer bir savaş olsa, şehirler, ülkeler birbirine girse, belki de çok daha büyük bir felaket olacaktı. Bu virüs bu savaşı önledi. Sonra biraz daha düşünürseniz, biz egoist, birbirimize yardım etmeyen, dünyadaki en büyük değerin para olduğunu düşünen insanlar olmuştu. Şimdi bir bakıyorsunuz bu virüs bize ne öğretti? Bu virüs bize paranın en değerli değil de sağlığın en değerli olduğunu öğretti. Bu küçücük virüs öğretti ve insanlık olduğunu öğretti. Dolayısıyla lafı ne uzatayım? Bazen şer diye gördüğümüz şeyler hayırlara vesile olabilir. Bunu da unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Eyvallah. Aynen. Bütün konuşmalarını katılıyorum Hakan Bey. Almanya'dan özellikle
Berlin'den çok çok selamlar var size. Berlin'den bugün müthiş derecede bir selam geldi size. Dünyanın her yerindeki evet, kardeşlerimize selam söylüyor. Fransa'dan, Strasbourg'dan size çok selam var. Beraber evet. Yaptığımız şehirde bir panel yapmıştık hatırlarsanız. Evet. Bir sohbet yaptık. Oradaki kardeşlerimizin sana çok özel selamları var. Size selam gönderdiler. Berlin'deki ve Fransa'daki kardeşlerimiz. İsveç'ten, Belçika'dan, Paris'ten, İspanya'dan, İtalya'dan. Çünkü yurt dışları söylüyorum ki bunlar bana enteresan geliyor. Gerçekten. Şimdi tek tek bunları yazdım. Ve kıtalar arasında bu saatte 8 saat ileri olduğu dahil Avustralya, Sydney'den bile size selam var. Sydney'den. Aleyküm selam. Hepsine de ben buradan selam söylüyorum. Müthiş derecede seviliyorsunuz. Sağ olsunlar. Allah eksik etmesin. Şuna da dikkat ettim. Yazıyorlar. Ne olur sen payitahtta danışmanlık yapıyorsun. Ölmesin Mahmut Paşa. Bir defalarca öldürdük seni hatırlıyorsan. Defalarca bir öldün kalktın falan böyle. Vallahi bunu yazıyorlar. Bizim senaristimiz Uğur Uzunok. Uğur Uzunok'a söylerlerse Uğur beni öldürmezse ölmem. Öldürürse ölürüm. Şimdi tabii bana ulaşanlar Uğur Bey'e ulaşmıyor yani. Telefonunu falan fazla sosyal medyada Uğur Bey görünmüyor. Yani biz canlı yayına çıkaracağım inşallah. Uğur Bey evet. Fazla biliyorsun onun oyunu. Evet. Böyle fazla şeyde gezinmiyor. Bence Uğur'u da bir alalım ama canlı yayına. Uğur da evet. çok donanımlı bir arkadaşımız yani. Alacağım inşallah. Tabii ki alacağım. Ne olur ölmesin. Birileri yazıyor, efendim siz senaryoda yanlış yapıyorsunuz. Aslında burada ölmedi. O yurt dışında öldü. Beklemiyorlar. Gerçekten öyle bir senaryo yazıyor ki Uğur Bey gerçekten herkes öldüğünü zannediyor. Anladım ya. Ben de diyorum ki acaba diyorum Uğur bir şeyler mi değiştirdi ya bu kadar inandırıcı. Yani türbeye gidilmesi falan. Bizim için de saklaması çok zor oluyor. Genelde setlerde bu tür şeyler saklanmaz. Biri yayıverir ama biz de saklamayı da başarıyoruz. Yani mesela ilk evet. ikinci sezonda da Mahmut Paşa kalbinden vuruldu. Sonra bir hafta geçiyor üstüne. O meğerse Mahmut Paşa'nın organları tersmiş. Bazı insanlarda öyle oluyor ya hani. Kalbinden vurulduğunda aslında kalbinden vurulmamış. Kalbi sağda. Bir de bunu da söyleyeyim. Bize çok şey yapıyorlar. Çekim hatası diye çok mesaj geliyor. Çünkü bütün paşalar bu eliyle selam veriyor. Peygamberimizin ismi geçtiğinde rozetleri hepsinin sol tarafta ve devletin ya da Peygamber Efendimizin ismi geçtiğinde sağ elleriyle böyle yapıyorlar. Mahmut Paşa böyle yapıyor. Herkes diyor ki çekim hatası var. Çekim hatası değil. Çünkü ikinci sezonda öğrendik ki biz Mahmut Paşa'nın organları testi. Kalbi sol evet. tarafta. Dolayısıyla evet. Paşa rozeti de dikkat ederseniz Mahmut Paşa'nın terste. Ve Peygamber Efendimizin ismi geçtiğinde ya da devletle ilgili bir isim geçtiğinde herkes bu elini yaparken Mahmut Paşa ters yapıyor. Her seferinde bana mesaj atıyorlar. Yanlış yapıyorsunuz, yönetmen bunu görmüyor mu falan. Yanlış yapmıyoruz. Aslında çok ince çalışılmış şeyler onlar. Bunu da söylemek istedim buradan yani. Bu konu gerçekten çok ya inanır mısın? Bana da defalarca bunu yazdılar ama ben şimdi artık cevap vermiyorum. Çünkü bazen bende de elimle, şimdi sağ elimle çay içiyorum. Bazıları diyor ki görmüyor. Efendim sol elinize içiyorsunuz. Devamlı yazıyorlar. Ben hiç şey yapmıyorum. Onun için siz yazdığınız şey şu andaki bunu söylemeniz o kadar iyi oldu ki açıklamını birçok seyircimizi aydınlatmış oluyorsunuz. Çünkü yani yönetmenlerimiz hepsi diziyi seyreden fanatik bir gençler var. Böyle fanatik bir gençler var. Ufacık bir olayda efendim hatta ilk başta Bülent Bey ilk başta ikinci bölümde falan olması lazım. Ya yanlışlıkla sol eliyle şöyle aldı sonra bıraktı masayı yani onu bile fark etmişler. Çatalı sol eliyle bir tutma onu bile fark ettiler. Çok dikkatli gerçekten. Ama biz de yönetmenlerimiz de bu konuda çok titiz emin olun yani çok titiz. En ufak hatada defalarca çekim yaptığımız oluyor. Yönetmenler hemen uyarıyor yani. Ve iyi yönetmenlere denk geldiniz. Yani ilişkin başından şimdiye kadar gelen hepsi, gelen hocalar, hoca diyoruz yönetmenler. Serdar Akar,
Emre Konuk, evet. Doğan Hoca hepsi son derece usta yönetmenler yani ve son derece üstün aktörlerler. Çok iyi yönetmenler geldi ve ben gördüm yani. Ben sete defalarca geldim. Gerçekten muhteşem yönetmenlerimiz var gerçekten. Sağ olsunlar. Efendim, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Tekrar hatırlatma yapalım kardeşlerimize. Herkese sağlıklar diliyorum. Sizin Instagram hesabınızı yukarıda yazılı görüyorsunuz. Lütfen Hakan Bey'in Instagram hesabına buradaki kardeşlerimiz oraya lütfen abone olun, üye olun. Takip edin. Ben 4500'ü geçeyim, bir mavi tıkalayayım, sonra benden memnun olmazlarsa çıkarlar. Ama bir iyilik yapsınlar. Çıkarlar değil mi? Evet. Takip edin Hakan Bey. Hakan Bey'i takip edin. Oradaki resimlere bol bol da beğeni atın. Yorum atın. Hakan Bey'e çok teşekkür ederim.